Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Özellikle orkide sever arkadaşlarım. Arkadaşlar şimdi bazen sorularınıza buradan cevap veriyorum biliyorsunuz ki. Bazı arkadaşlarımız şunları sormuşlar. Özellikle bu soruyu çok fazla gördüğüm için cevaplamak istedim. Şu an hali hazırda örnek verebileceğim bir orkide yok. Çünkü şu an çiçeklenme aşamasındalar. Kök ve dal verme aşamasında benim çiçeklerim. Ama diyorlar ki, orkidemin tomurcukları varken, çok güzel tomurcukluyken maalesef ki tomurcuklarımız kurumaya başladı, solmaya başladı. Özellikle böyle soğuyan, birden çok fazla soğuyan havalarda bunu yaşıyoruz arkadaşlar. Bu durumda yapmanız gereken orkidenizi, özellikle tomurcukluyken orkidenizi çok soğukta bırakmamanız gerekiyor. Çünkü çok soğuğa maruz kaldıkları zaman bu durumu yaşarsanız, tomurcukları varsa tomurcuklar çiçeğe dönmeden kurumaya başlayacaklardır. Çiçekliyse de çiçekler maalesef ki solmaya başlayacaklardır. O yüzden size tavsiyem arkadaşlar, çok soğukta orkidenizi bırakmamanız. Belki çok soğuk olmayan, peteği çok açık olmayan bir odanızda duruyordur ama gece ve gündüz farkı çok fazla oluyor. Sıcak bir oda bile gece biliyorsunuz ki çok serin olabiliyor. Bu yüzden serin odanızda bıraktığınızda geceleri özellikle çok daha fazla soğuğa maruz kalacakları için maalesef orkidenizin tomurcukları dökülecektir arkadaşlar. Bu da çok üzücü bir durum çünkü o kadar çok bekliyoruz ki bir dal çıkarsın, dallardan tomurcuk çıksın, çiçek açsın. Bunu beklerken tam bu sırada maalesef burada tomurcukların kuruması bizim için çok büyük bir hüsran oluyor. O yüzden buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın benim şu anda peteğimin yanındalar zaten. Peteğim de sürekli açık. Aşırı fazla sıcak da değil ama o dengeyi koruyabiliyorum, yani o sıcaklığı koruyabiliyorum. O yüzden herhangi bir dökülme olmuyor. Bir de bugün yorumlarda dikkatimi çeken bir şey vardı. Onu da hemen hazır videoyu çekerken söylemek istiyorum. Sararan yapraklarınızı koparmıyor musunuz? Kendiliğinden düşmesini mi bekliyorsunuz diye bir arkadaşımız sormuş. Şu an isim hatırlayamıyorum. Evet, kendiliğinden düşmesini bekliyorum. Çünkü kopardığımda bakın mesela şu an bu elime geldi, koptu. Ama şu yaprak koparılmaz. Çünkü kopardığım zaman burada hala canlı olan kökü olduğu için gövdeye zarar verecektir. Oradan enfeksiyon kapmasına sebep olacaktır. Bu sebepten arkadaşlar kendi kendine kopmasını bekliyorum. Size de tavsiyem kesinlikle kopmadan, kendi kendine düşmeden sarı yapraklarınızı ellemeyin. Zaten düşecektir o yavaş yavaş. Bakın mesela şurada da var bir tane. Artık iyice bayılmış. Bakın. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Varsa sorularınız mutlaka yorum kısmında belirtin. Oradan yazarak size cevaplayabilirim veya bu şekilde video çekilip daha detaylı anlatabilirim. Çünkü yorumda kısıtlı bir şekilde size cevap verebiliyorum. Ama böyle uzun uzun size anlatabilirim. Mutlaka sorularınızı bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda bildirim zilini açalım ki yeni video yüklediğimde size bildirim gelsin. Biliyorsunuz çok güzel kürler paylaşıyorum. Sizin de orkideleriniz için yararlı olacaktır. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.